Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bugün sizler birlikte LG G3 ve Sony Xperia Z2 iki büyük amiral gemisini karşılaştıracağız. Evet Recep, şu an piyasada sayısız akıllı telefon seçeneğimiz var. Tüketicilerin karar vermesi oldukça zor olabiliyor. Özellikle G3 incelemesi ve Z2 incelemesi sonrasında pek çok kullanıcıdan bize soru geldi. Şu an piyasada bulunan bu telefonlardan hangisini tercih etmem lazım diye. Burada bizim verdiğimiz yanıt aslında şu: sizin ihtiyacınız neyse kendi ihtiyacınızı en iyi karşılayacak telefonu tercih etmeniz lazım ki aldığınız üründen memnun kalasınız. Evet. Her türlü satın alma tavsiyesinin arkasında bu vardır. Yoksa o fiyata alınacak en iyi ürün tamamen göreceli. Çünkü bir firma bildiğimiz üzere bir yerden kısıp başka bir yere özellik eklemek zorunda. İyi kötü piyasadaki fiyatlar, ürün özellikleri belli. Çok nadiren çıkan belli başlı ürünler var ki bu fiyat ve performans dengesini alt üst edecek kadar böyle farklı ve rekabetçi olabiliyor. G2 bunlardan bir tanesiydi mesela. Evet, gerçekten ilk çıktığında piyasaya rakiplerinden çok daha uygun fiyata, çok daha yüksek bir performans ve özellikler sunuyordu G2. Aynen öyle. Piyasada bu tür rekabetçi adımlar önemli. Şimdi G3 daha da gelişmiş bir model olarak karşımıza çıktı. Z1'in ardından da çok kısa süre sonra Z2 çıktı. Z1'in bir upgrade edilmiş hali gibi bir şey oldu. Evet. Mesela şimdi G2 ile G3 arasında baktığınız zaman ekran çözünürlüğünde inanılmaz bir gelişme var. Wide Quad HD dediğimiz 1440 piksellik bir ekran var. Oysa Z1 ile Z2 arasında böyle bir fark yok. Full HD bir ekran, Full HD bir ekran olarak evet, devam ediyor. Hatta Z3'te bile yine Full HD ekran devam ediyor. Onda bile bir devasa bir fark yok açıkçası. Bir de firmaların burada yaklaşımları, politikaları, tüketicilerin algıları değişiyor. Bu birazcık kimin neyi nasıl algıladığına göre değişiyor. Teknik özellik olarak tablodaki karşılaştırmayla pratikteki kullanım arasında da fark oluyor. Ama iki telefonun da pek çok ilginç, karşı karşıya getirebileceğimiz özellikler olacak. Biz de bu kıyaslamayı özellikler yönünden kıyaslayacağız ki herkes kendine göre karar verirken pil ömrü, işlemcinin gücü, ekranın özellikleri, kasanın kalitesi, kamerası ne kadar iyi çekiyor, evet, İşte oyunlarda performansı nasıl, bunları ayrı ayrı görüp değerlendirebilsin. İkisinin de kapsamlı incelemesini zaten bulabilirsiniz. En kapsamlı inceleme iki videoyu üst üste incelemek olacaktır, izlemek olacaktır. Biz burada biraz yan yana getirip birebir göstereceğiz ki daha fiziksel bir karşılaştırma olsun Recep. Şimdi bunlarla ilgili nereden başlayalım? Yakından bakalım şunlara bir. Evet. Tasarımlarını bir karşılaştıralım. Malzemelerine bir bakalım. Böyle bir başlayalım. İlk olarak bir tasarım açısından iki telefonu karşılaştıralım. Karşılaştırmamıza ikisi arasındaki tasarım farklarıyla başlıyoruz. İkisinin tasarımı da bariz bir şekilde karşılaştırılmayacak kadar, yani uzaktan geldiği zaman ayırt edilebilecek kadar farklı. Evet. Bir tanesi siyah aynalı bir tasarıma sahip, diğeri böyle metalik görünümlü bir tasarıma sahip. Özellikle ışık altında hareket ettirdiğim zaman LG G3'ün böyle bir metalik bir görünüm olduğu dikkatimiz çekiyor. Fırçalanmış bir yüzeyi mevcut. Aynen öyle. Materyal, kullanılan materyal ise plastik. Ancak bunu ilk bakışta anlamıyoruz. Şimdi Sony'nin burada Z2'de kullandığı tasarım ise yine aynalı, siyah, mor ve beyaz renkleri olan bu şekilde bir tasarım. İkisi iki farklı zevke sahip kullanıcı kesimine hitap ediyor. Bunda kullanılan gövde alüminyumdan yapılmış. Yani metal sağlam bir kasa var. IP58 sertifikasına sahip. LG G3 ise plastik bir gövde kullanılıyor ve su geçirmezlik söz konusu değil. Aynen öyle. Baktığımız zaman LG G3'te hoparlör arka tarafta yer alırken Xperia Z2'de bu hoparlör ön tarafa doğru yerleştirilmiş. Stereo şekilde yukarı ve aşağı yerleştirilmiş. Bu da çok önemli bir farka yol açıyor. Ekrandaki çerçeve genişliğini değiştiriyor. Z2'ye baktığımız zaman üstten ve alttan çerçeve çok daha geniş bir yer tutuyor. G3'te baktığımız ise çerçeve çok daha dar, ekran çok daha geniş. Zaten ekran boyutları da farklı. LG G2'de de LG yine ekranın sonuna kadar kullanmasıyla dikkat çekmişti. G3'te de bu durum devam etmiş. LG özellikle çerçeveyi sonuna kadar kullanmasıyla dikkat çeken üreticilerden bir tanesi. Aynen öyle. Şimdi bunda 5.5 inçlik bir ekran var. 1440p dediğimiz. Bunda da 5.2 inçlik bir ekran var. İkisi de IPS panel kullanıyor. Bunların görüntü kalitelerini ayrıca karşılaştıracağız. Dediğimiz gibi baştaki amacımız tasarımı karşılaştırmak. Ön kameraları ikisinin de farklı şekillerde konumlandırılmış. Sony'nin sağ tarafta, LG G3'ün sol tarafta. Selfie çekerken bu hiçbir farka yol açmıyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Normalde konuşurken dinleyeceğimiz hoparlör de LG G3'te şu üst kısımda yer alıyor. Normal müziği dinlediğimiz hoparlör dediğim gibi arka tarafta yer alıyor. Fakat aralarında çok önemli bir fark var. Z2 açılamazken G3'ün arka kısmını açmamız mümkün. Şu şekilde tırnağımızı buradan takacağız ve arka kısmını açacağız mesela.
Doğal olarak Z2'nin yanına ekstra bir batarya almak söz konusu değil. Ama G3'le birlikte uzun bir tatile çıkacağız ya da günlük hayatımızda 2 gün boyunca kullanmamız lazım. Ekstra bir batarya takıp çıkartabiliriz. Bir de G3'ün tasarımındaki en büyük fark doğal olarak buradaki açma kapama tuşunun arka tarafta yer alması. Aynı zamanda ses açma ve ses kısma tuşu da burada yer almakta. Yani bu ilginç bir tasarım, bu güzel bir tasarım. Bu cep telefonu piyasasında LG G2'den önce olmayan bir tasarım. Burada LG yenilik ve inovasyon yapmış. Sony de daha önce olan klasik tasarımı kullanmış. Farklı bir tasarımla yuvarlak bir tuşu yan tarafa yerleştirmiş. Açma kapatmak hangisinde daha kolay derseniz ikisinde de belli bir zorluk olduğunu söylemem gerekiyor. LG G3'te arka tarafa parmağı uzatmak ayrı bir alışkanlık gerektiriyor. Xperia'nın Z serisinde de bu tuşun birazcık sert olması zorluk yaratıyor. Aynı zamanda biraz ince olması ulaşılmasını biraz zor kılıyor. Aynen öyle. Ergonomi açısından baktığımız zaman kullanım böyle arada ufak ama günlük hayatı değiştiren farklar var. Şimdi Z2'nin bir avantajı var. Z2'nin bu arka tarafında yer alan bir kamera tuşu var. Adammış. Kasanın yan tarafına baktığın zaman metalik bir kasa. Ses tuşu burada. Açma kapama tuşu burada. Fotoğraf çekme tuşu burada. G3'te ise tuşlar arka tarafta. Üzerinde ekstradan bir fotoğraf çekme tuşu bulunmuyor. Sesli komut kullanabiliyorsun ya da ekrandan kullanabiliyorsun. Yani fotoğrafçılıkta ayrı bir adanmış tuş sizin için önemliyse Z2 orada bir ergonomi avantajına sahip oluyor. Ama burada Z2'nin bir tane de eksisi var Recep. Kameranın konumunun parmakla olan ilişkisi. Evet, fotoğraf çekmeye çalıştığınız zaman özellikle de bu şekilde tutacağınızdan dolayı parmağınızı kameranın önüne getirme ihtimaliniz Z2'de G3'e göre biraz daha artıyor. Aynen öyle. Senin de belirttiğin gibi bizim böyle bir alışkanlığımız vardır. Şöyle tutarız mesela. Şu şekilde şık şık çekeriz. Şimdi G3'te de şöyle bir olay var. Ses tuşunu da bir fotoğraf çekme tuşu olarak kullanabiliyorsun. Ama konumu itibariyle ben onu çok da ön plana çıkartmıyorum. Niye? Çünkü arkadaki tuşlar LG'nin iddia ettiği kadar herkesin alışıp da tık tık kullandığı tuşlar değil. Biraz alışması zaman alıyor. Oysa Sony daha geleneksel bir tasarım çizgisi istiyor burada. İkisinde de NFC var. Sony'de arka tarafta NFC ekstradan logo ile belirtilmiş. İkisinde de flash var. Ancak G3 flashta bariz bir avantaja sahip Recep. Nedir bu Ali? Flash'ı gördüğün gibi çifti flash. Bu çifti flash da sana çok daha güzel aydınlık fotoğraflar çekme imkanı sunuyor. Sonunda sadece tek bir tane flash var. G3 bu açıdan daha avantajlı. Ali, G3'te bildiğim kadarıyla benim bir avantaj daha var. G3 lazerle otofokus yapabiliyor. Aynen öyle. Bunu özellikle düşük ışıkta fotoğraf çekerken hızlı odaklanma olarak görüyoruz. Bu lazer otofokus güzel bir avantaj. Bundan bahsetmişken önemli bir özellikten daha bahsetmek istiyorum. Üst kısma baktığımız zaman G3'te burada küçük bir infrared portu görüyoruz. Oysa Xperia Z2'de böyle bir infrared portundan bahsetmek mümkün değil. Yani televizyon kumandası olarak G3'ümüzü kullanabiliyoruz. Sony'de ise Sony televizyonumuz, Sony PlayStation'ımız Sony ekosistemine bağlı cihazları bağlayıp tanıtabiliyoruz. Yani G3 sizin normal bir LG olsun, ister Samsung olsun, ister Sony televizyon olsun hepsini rahatlıkla kumandanıza imkan tanıyor. Sony kendi ekosistemine bağlanıyor ya da işte Miracast, böyle DLNA gibi genel geniş bağlantı standartlarını kullanıyor. İnfrared yok yani. Kablosuza bağlanıp yönetebiliyoruz diğer cihazları. Aynen öyle. Şimdi tasarım olarak baktığımızda kullanıcılar bariz şekilde ikiye ayrılacak Recep. Xperia serisini tercih edenler, LG serisini tercih edenler tamamen öznel bir karar olacak bu. Bunu baştan söylemek lazım. Kasaya baktığımız zaman arkada daha yuvarlak böyle midye kabuğu gibi ele oturan bir yapısı var G3'ün. Bence son derece hoş. Ve şu şekilde baktığımız zaman ekranın çerçeve genişliği film, multimedya tüketimi, oyun her türlü amaca çok daha uygun, çok daha geniş. Hem tablet hem telefon işlevini gören bir ürün olduğunu bize gösteriyor, bir telefon olduğunu. Xperia Z2 ise bundan daha farklı, daha telefon formunda, iPhone'a daha yakın, daha inceltilip uzaltıldığı için tek elle kullanıma daha fazla önem vermiş bir telefon. Temel farklar bunlar. Yani tek elle mi kullanıyorsunuz, çift elle mi kullanıyorsunuz? G3 ile Z2 arasındaki tercihte biraz daha önemli bir yer kazanıyor. Şimdi iki telefonda da tap tap uyandırma var. Ama LG'nin bir avantajı daha var. Tap tap yaptığım zaman ekranı da kapatabiliyorum bu dokunuşla. Sony'de öyle bir özelliğim yok. Şu an şarjı az ancak inceleme ilerleyen kısımlarında daha şarjı bir şekilde göstereceğiz. Şimdi iki telefonun da ekran parlaklıkları en merak edilen konu olacak. İki ekranın parlaklığını da son almış bir şekilde görebiliyorsunuz. LG'nin beyazları bana daha beyaz geliyor Recep. Sen baktığın zaman nasıl görüyorsun? Gözden göze değişen bir tecrübe olabilir bu. Öyle gözden göze değişebilir. Ben yandan baktığımda Z2'yi daha parlak görüyorum. Ama tabii ki IPS panelde yandan bakıldığında açılar biliyorsun farklılık gösterebiliyor. Doğrudan karşıdan baktığımda ise LG G3'ün daha parlak olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Şimdi iki telefonda IPS panel kullanıyor. Biri 1920x1080 piksel çözünürlükte,
Diğeri 1440p çözünürlükte. Yani 3840'a 1440 olacak. Buradaki çözünürlük farkını bir bakışta anlamak mümkün değil sevgili izleyiciler. Hatta ne kadar yakından bakarsanız bakın pikselleri görebilmeniz pek de olası değil. İkisinin de arayüz tasarımı sade. Sony'de Timescape, LG'de kendi arayüzünde sadelikten yana. Bu şekilde sola çevirdiğimiz zaman burada spor karşımıza çıkıyor. Z2'de ise normal bir şekilde arayüz ekranları arasında geçişimiz devam ediyor. Sony'de uygulama ekranına gelip sola kaydırdığımız zaman kısa yolları görüyoruz. LG'de ekranın en solu bu işe ayrılmış olarak görülüyor. Tasarımda şöyle bir fark var. G3'te widgetler, yani bize bilgi veren kutucuklar ana ekran tasarımına daha hakim. Xperia Z2'de ise bu kutucuklar daha küçük bir şekilde konumlandırılmış. İkisinde de Google Play Store, Chrome gibi tarayıcılar var. Ancak G3'te bir de kendi Android tarayıcısı da burada kolaylıkla bulunabiliyor. İkisinde de arayüz tuşları, aşağıdaki Android tuşları ekranın içerisinde konumlandırılmış. Ama ekran farkını ikisini yan yana getirdiğim zaman ve özellikle çerçeve farkını bariz bir şekilde fark edebiliyorsunuz. Evet, G3 kesinlikle ekranı çok daha fazla kullanmış. Bunu rahatlıkla görmek mümkün. Daha geniş bir ekran alanı size kendinizi daha ferah hissettiriyor. Bu da bir deneyim. Şimdi beraberinde gelen uygulama olarak da baktığımız zaman şöyle yukarıdan aşağıya sürüklediğimiz zaman burada bildirimler ve hızlı ayarlar arasında bir tıkla geçmek zorundayız sonunda. LG'de ise ikisi de bütün her şey bu ekranı doldurulmuş. Şu şekilde tıklayıp ayarlara ilişiyorum. Burada da ayarlar kısalığına ilişiyorum. LG'de ağlar, ses, ekran, genel gibi kısımlara bölünmüş. Sony'de ise bütün bunlar tek bir ekranda. Tek bir ekranda olmasını ben daha değerli toplu buldum Recep. Android'in standardı da bu Ali zaten aslında. Samsung ve LG genelde ayarlar kısmını kişiselleştirmeyi tercih ediyor. Sony burada sade Android'e pek dokunmamış açıkçası. Şimdi burada mesela yazı tipi boyutunu değiştirebiliyorum. Buradan da yine ekran ayarlarına girdiğim zaman hafif uyku yazı tipi boyutunu değiştirebiliyorum. Küçük, normal, büyük, çok büyük. LG G3'te maksimum da var Recep. Daha da büyük yazıyı destekliyor. Evet, özellikle görme konusunda zorluk yaşayanlar için LG G3 daha iyi bir tercih olacaktır. LG'nin televizyonlarında da böyle bir özellik var zaten. Ben görmede birazcık sorunu olan arkadaşlarımla konuştuğum zaman sırf bu sebepten dolayı bile tercih ettiklerini zamanında öğrendim. Kendilerine sordum. Evet. Deneyimlerini sordum. Kısacası böyle ayarlarda temel bazı farklar var. İkisi arasında bir tarz farkı var. Bunu görmek lazım. İkisinde de uygulamalara girdiğimiz zaman aralarında hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyoruz. İkisini de aynı anda şöyle bir sürüklediğim zaman animasyon olarak Z2 sanki biraz daha hızlı gibi geldi bana. Sana nasıl geldi Recep? Sana G3 mü geldi, Z2 mi geldi? Ali, G3 biraz daha hızlı ama Z2 biraz daha smooth, yani yumuşak bir geçiş yapıyor. Animasyonlar arasında fark var. Bu animasyonları nasıl ayarladıklarıyla ilgili değişiyor. Hatta şuradan ayarlara girdiğimiz zaman ayarlarda geliştirici seçenekleri var. Geliştirici seçeneklerini açmış mıyım bir bakayım. Devrede, evet. Geliştirici seçenekleri. Buradan da hızlı ayarlar. Yine geliştirici seçenekleri. Animasyonları kapatıp kapatmadığıma bir bakmam lazım burada. Hayır, animasyonları kapatmamışım. İkisinde de animasyon ölçekleri aynı şekilde. İkisinin işletim sistemi sürümlerine bakalım en son aldıkları güncellemelerle. Bu arada iki telefon arasında 4 aylık bir fark olduğunu belirtmem gerekiyor. 4 ay sonra çıktı G3. Yazılım sürümüne baktığımız zaman 4.4.2. Yazılım sürümüne baktığımız zaman yazılım bilgileri altında bir kere daha fazla tıklattı bize. Yine 4.4.2. Kısacası Sony'de, LG'de, amiral gemisi telefonlarında güncel yazılıma önem veriyor hocam. Evet, yine de Sony'nin son zamanlarda orta sınıf telefonlarına yeni güncelleme çıkartmayacağını duyurduğunu belirtelim. Aynen öyle. LG'de daha önce Texas Instruments işlemci kullanırken eski telefonlarına kolay kolay yazılım güncellemesi bulamıyorduk. İki firmanın da aslında orta sınıftaki telefonlarına ve gelecekteki telefonlarına yazılım desteği sunması son derece önemli. Baktığımız zaman yine arayüzde şu şekilde bakalım, dolaşalım. Kamera, kısa yolu widget'e burada biraz daha kolay. Ama LG'de hemen Quick Remote'u mesela görüyorsun, uzaktan kumandanı. Sony'de neyi görüyorsun? Sony'de Booking.com'u görüyorsun. Beraberinde gelen oyun uygulamalarını görüyorsun. Hemen Walkman müzik uygulamasını görüyorsun. LG'de bakalım farkı ne dikkatimizi çekiyor. Böyle bir takvim ve müzik uygulamasının arayüzünün daha sade olması dikkat çekiyor. Hemen Life is Good teması mesela, tıklayalım şu şekilde. Sony'nin müzik uygulamasında Walkman'da müzik yok, biraz moral bozarak karşılıyor bizi.
G3'te ise en azından içinde bir tane Windows'ta olduğu gibi deneme müziği var. Yine de Z2 satın alanlara sanırım Michael Jackson'ın bir albümü hediye edilmişti Ali. Evet, Michael Jackson'ın daha önce yayınlanmayan parçalarını tekrar madenden kazıp çıkardılar, buldular Necip. Yeni telefonla birlikte lansmanda karşımıza çıkardılar. Şimdi burada siyah ağırlıklı bir tasarım var. LG'de ise beyaz ağırlıklı bir tasarım. Evet, LG biraz daha parlak gidiyor açıkçası. Daha ferah geliyor. Arayüzdeki ikonların tasarımlarına da baktığımız zaman LG biraz daha yayvan, Sony biraz daha derli toplu tercih etmiş. Bunlar hep küçük noktalar, küçük detaylar ama sizin telefonu sevip sevmediğinize bu detaylar belirliyor sevgili izleyiciler. Ali, bir de Z2 ile G3 açılış testi yapalım. Evet, ikisini aynı anda açmak zor olacak ama bakalım başarılı. Doğru. Tuş konumları farklı olduğundan dolayı G2'nin önce alt kısımdaki yuvarlak tuşunu bulmam gerekiyor. G3. Evet, G3. Ben de aynı hataya düşüyorum Ali. Z2 ile bu şekilde basıyorum şimdi. Hadi bakalım. İkisinin logolarını yakın zamanda görsek evet, olmuş demektir. Açılış başladı bakalım. G3 sanki 1 gram daha hızlı olacak gibi duruyor, bakalım. Yok, Z2 öne derken geçti. Derken Z2 bir atak yaptı. Hadi bakalım. Evet. G3 ulaştı bile. Z2 biraz daha geç çalıyor. Evet, aralarında bir an Z2 öne geçse de ikisi de. Ama şimdi bak, buradaki widget bunda biraz daha geç yükledi. Ona dikkatini çekerim. Z2'de de hoş, arka tarafta başka bir widget yüklüyor. Yani ikisi de aslında açılış süresi hızlı ama açıldıktan sonra kısa bir veri yükleme zamanları daha var. Bunu evet, göz önüne almak lazım. Ama arada devasa bir fark yok. Evet, arada devasa bir fark Birkaç yok. Birkaç saniye fark var diyebiliriz. Bir de oyunların açılış hızına bakalım açıkçası. İki cihazda birden Modern Combat 5'i çalıştıralım. Evet, yüzde Xperia Z2 de gitti, G3'te gitmedi ama. Evet. Başladı. G3 hazır. Bakalım Z2 ne zaman hazır olacak? Evet, Z2 bariz bir biçimde burada geride kaldı maalesef. Evet, 1440 piksel ekran. Bunda 1920'ye 1080p Full HD ekran. Evet. Yani G3'ün biraz geride kalmasını bekliyor insan ama oyunların çoğu Full HD modunda çalışıyor ya da buna göre ayarlanıyor. Şimdi bir de ekran kalitelerindeki farkı da, ekran genişlik farkını da bari şekilde görüyoruz hocam. Evet, biraz daha Ali, ikisinin grafiksel kalitesine bakmak için bir farklı açıdan bakalım. Şimdi oyunun ilk sahnesini görüyoruz. Biraz daha iyi bir manzarada tekrar bakacağız. Recep, üsttekini sen, alttakini ben vurayım bir. Birazdan evet, bir oynarız. Güzel. Evet, şimdi o tablo gibi olan sahneyi getirdik. Görüntü kalitesinde fark var mı yok mu uzaktan anlamaya çalışıyoruz. Evet, 1080p ile 1440p arasında bir fark var mı yok mu, bunu bir göstermek istedik sizlere. Uzaktan bakıldığı zaman bir fark fark etmiyorsun Recep. Fark ettiğim fark, G3'ün ekranının daha büyük, Z2'nin ekranının daha küçük olduğu bariz evet, bir şekilde. Ali, benim söyleyebileceğim özellikle de grafiklere dikkatlice bakıldığı zaman G3'ün ekranında bazı kısımlar daha keskin bir şekilde gözükmekte. Kenarlarda pikselasyondan bahsediyorsun değil mi? Aynen, yani böyle öyle. Pötübör kareleşme daha az. Böyle kare kare gözüken kısımlar daha az bunda. Evet. Ekranın yüksek çözünürlüğünü böyle suya bakıyorum mesela. Sudaki yansımada vesaire de fark edemiyorum ama kenardaki şu pencere kenarlarına, pervaz kenarlarına bakıyorum. Renk farkına bakıyorum. Şuradaki kiremitlerin rengindeki ton farkı var mesela. Bulutların gökyüzünün renginde ton farkı var. Siz de dikkatli baktığınız zaman ikisi arasındaki renk farkını bariz şekilde anlayabilirsiniz. Çünkü ikisinde de parlaklık kökte. Ve herhangi bir ekran renk ayarı yapılmamış durumda varsayılan değerlerde. Yani G3'ün ekranı bariz şekilde avantajlı Recep. Bunu görebiliyoruz. Evet. Hadi Recep, bir de yan yana oyun oynayalım. Come on.
Helikopteri yok etmemesi kolay da yapması biraz daha zor. Başardım nihayet. Evet. Aramızda birkaç saniyelik bir fark var. O da benim oyunda birkaç adam vuramamdan kaynaklı ama sonuç itibariyle. Ben 3 yıldız aldım hani bilmiyorum sen kaç yıldız aldın. Ben de 3 yıldız aldım Recep. Yani daha kötü oynadığım halde burada bariz 3 yıldızı ben de aldım. Evet, şimdi Xperia Z2 ile LG G3'ün kamerasını karşılaştıracağız. İlk dikkatimizi çeken şey Z2'deki rengin daha doygun olduğu. Evet. Ön taraftaki objeye hemen odak aldı. Çok daha net. Arka taraftakiler daha bulanık. Ve ikisi komik bir şekilde birbirine çok yakın iki kamera olmasına rağmen çok farklı açılar gösteriyorlar. Çünkü G3'ün kamerası ortadayken Z2'nin kamerası sol üst köşede yer alıyor. Daha doğrusu şu an sol alt köşede yer alıyor. Evet. Bir de Z2'nin ilginç bir özelliği var. Kamerasını böyle açık tutup uzun süre beklediğiniz zaman kendiliğinden kapanıyor. Kamera sol üst köşede böyle şu anda. Sol üst köşede mi yer alıyor? Ben böyle zoom yapıyorum. Sen de kamerayı açarsan Recep bir zoom yapalım gözlerine. Minyonumuzun. Maksimum zoom bu kadar mı? Bakalım. 8x zoom var. Bayağı bir zoom yapabiliyoruz Ali. Gözüne bir zoom yapalım yani, arkadaşım. Maksimum zoom bu kadar. Bu arada optik görüntü sabitlemenin, daha doğrusu dijital görüntü sabitleme var Z2'de. Evet, G3'te de optik görüntü sabitleme var. İkisi de iyi sonuçlar veriyor. Bunu söyleyebiliriz. Diğer esas yapabileceğimiz güzel test şimdi... Bu fotoğrafı sen çektikten sonra, bak sen dahili kamera tuşundan faydalanıyorsun. Benim ses tuşundan faydalanmam bu çekim açısından pek mümkün değil. Çünkü evet, elimi arkadaki ses tuşuna götürmem gerekiyor. Bir de bunu da 4K video çekerim. Başlat kaydı istiyorsan. Benim 22 saniye oldu şu an. Otofokus yaparsam otomatik alacak o da. Bakalım ikisinin çekim süreleri ne kadar olacak. Bir 5 dakika limit görüyorum ben. Şu an... Z2'nin son güncellemesiyle birlikte oradaki limit gözükmüyor ama onda da bir limit olduğunu biliyoruz. Evet, soğuyabilmesi için kamera şimdi geçici olarak kapanacaktır mesajı çıktı Z2'de. 20 saniyelik avantajı vardı G3'ün. Hatta 22-23 saniyelik. G3 de şimdi kapandı. Yani optimal 20 saniye daha fazla mı kayıt yaptı diyebiliriz Ali. Yaklaşık 30 saniye daha fazla kayıt yaptı ama ikisi de 4K modunda bir yerden sonra telefonun soğuması için kapanıyor Recep. Tekrar tıklayıp açalım kamerayı, 4K'yı. Bir daha kaydı başlattım. Sen de başlat. Bakalım ar arda zorladığımız zaman ne olacak? G3 sanırım fire verdi. Evet, bir 10 saniye aralarında fark vardı yine ikinci çekimde. Bakayım üçüncüyü yapabilecek miyim? Evet. 10 saniye fark var dedik. İkisi de eş zamanlı olarak yeni 4K'da fireyi verdiler. Yani ne kadar zorlarsak zorlayalım, ısınmadan ötürü bir yerden sonra tekrar bu duruyor. Yani 4K, 801AC'de de 801AB işlemcide de, G3'te de, Z2'de de henüz daha çok hazır değil. Üzerine tekrar fotoğraf çekebilirsin, kullanabilirsin ama şimdi bir sıcaklığını karşılaştırırım elimizin altında. Bir arka tarafın ısınmasına bakalım. Sen bir dokun telefonuna. İnanılmaz bir ısınma var Ali Z2'de. Yanıyor gerçekten. Bir de G3'ü vereyim sana.
Aynı durumda. G3'te gerçekten inanılmaz yanıyor gerçekten. Z2 yalnız sıcaklığı daha fazla iletiyor. Onu söyleyebilirim. Metal kasası olduğu için elimin altında sıcaklık bana daha rahatsız edici geliyor. Onda plastik olduğu için ısı iletkenliği biraz daha düşük anladığım kadarıyla. Mantık olarak bunun daha hızlı soğuması lazım ama daha hızlı ısınan maalesef Z2 oluyor. Şimdi incelemenin başında telefonların şarj seviyeleri farklıydı. Sonra biz ikisini de tam şarja getirdik. Tam şarja getirdikten sonra oyun ve kamera testlerini yaptık. Oyun ve kamera testlerinde aradaki batarya farkını görebiliyoruz. LG G3 %78'de, Xperia Z2 %85'te. Aralarında %7'lik bir şarj farkı var. Ve bu şarj farkı Z2'nin avantajına. Ancak bunda Z2'nin ekranı ve kamerayı böyle sık sık kapatmasının da biraz yazılım alışkanlığında küçük bir payı var. Aradaki 200 mAh'lik batarya farkının da yine payı var. Bunu belirtelim. G3'ün şarjı biraz daha hızlı gidiyor ama arada dağlar kadar fark yok. Evet sevgili izleyiciler, birlikte iki telefonun farklı özelliklerini karşılaştırdık. Evet. Bu bir teknik özelliklerde rakamları karşılaştırmaktan daha farklı. Gerçekten çekim yaparken ne kadar süre dayanıyor, oyunları başlatırken ne kadar bekletiyor, telefonların açılış hızı nasıl, ekran parlaklıkları nasıl, oyunlardaki grafik kalitesi nasıl, aynı testleri yaptıktan sonra şarj ömrü ne kadar düzeliyor, ne kadar düşüyor. Oyun oynadık ve video çektik. O bölümden önce %100 şarja getirdik. Gördük orada şarjı. Genel olarak baktığımız zaman iki telefonun birbirine çok yakın olduğunu görebiliyoruz acaba. Yani amiral gemisi telefonların arasında böyle bir dağlar kadar, diğeri 15 dakikada yüklerken bir yeri 15 saniyede ölçüyor cinsinden inanılmaz bir fark yok. Evet. Bir noktada iş insanların marka model tercihine ve kozmetik tercihine doğru gidiyor. Aynen. Fakat ikisi arasında şimdi bariz olan farklara değineceğiz. Bariz olan farklar nedir? İkisinin işlemcisi arasında küçük bir fark var. İkisinin depolama kapasitesi arasında bariz bir fark var. Z2'de kasa metal, alüminyumdan yapılmışken G3 plastiği kullanıyor. Fakat burada plastiği kullanıyor ama yine metalik bir görüntü vermeyi başarıyor. Ve ön tarafta da Gorilla Glass 3, yani markası sağlamlığı kanıtlanmış bir cam kullanıyor. Z2'de ise ön tarafta bildiğimiz kadarıyla Gorilla Glass 3 yok. Yok, Sony'nin kendi. Aynen, kendi sertleştirilmiş camı var ama bu ne kadar koruma sağlıyor biraz tartışmalı. Cepteki anahtarla çizilme konusunda Z2 ve Z serisi böyle Gorilla Glass kullanmadığı için özellikle arka taraftaki panelin de yansıtıcı olduğunu düşünürsek cebinizde anahtarla çok fazla zorlarsanız kenarda köşede çizilme ihtimali daha yüksek. Çizildiği zaman da arka kapağını değiştiremiyorsunuz. G3'te arka kapak değiştirilebildiği, batarya çıkartılabildiği için daha şanslısınız. Ön tarafta da Gorilla Glass 3 olduğu için küçük çiziklere, küçük kozmetik kirlenmelere karşı G3 daha dayanıklı bir telefon. Ama su geçirmezlik, toz geçirmezlik yok. Orada Sony'nin bariz bir avantajı var. Evet, onu söylemiş gerekiyor. Orada da şöyle bir durum var. Yani telefonumuzu ne kadar su ya da tozla temas ettiriyoruz. Yani bir de şöyle bir şey söylemem gerek Ali. Sony'nin garanti konusunda telefonunuzu su geçirip yolladığınızda garanti politikası değişebiliyor. Nasıl başarabilirsin su geçirme işini? Yani şöyle bir şey, söylenilen platformun altına indiğin zaman IP platformunun su geçirmezlik standardının altına indiğin zaman, örneğin bunun su geçirmezliği yarım metredeyse, evet, sen bunu 1 metrenin altına suda soktuğun zaman su geçiriyor ve bu durumda cihaz garantiye girmiyor. 1 metre ise 2 metre derinliğe düştüğü zaman oluyor. Ben bunu pratikte güncelik hayatta da gördüm. Benim telefonum su geçirmez diye teknede son derece rahat davranan insanlar vardı. Su geçirmezlik genel bir tabir ama burada okuduğunuz ve imzaladığınız garanti şartlarında o 5 metre bir aşağıya düştüğü zaman, deniz tuzu suyuyla temas ettiği zaman garanti kapsamında olmuyor. Nerede oluyor? Evde olabilecek kazalarda özellikle güvende. Yağmurda güvende oluyor. Küçük bir leğen suyun içerisine kazayla düşürdüğünüz zaman bir şey olmama garantisi var. Bunlar önemli detaylar. Su geçirmezliğin önemli bir işlediği nokta bu. Aynen. Ama kapaklar açıkken düşürmeyi becerirseniz ya da G3'ü de suya düşürürseniz orada yapacak bir şey yok artık. O garantiye girmiyor. Bunu mutlaka belirtmemizde fayda var. Bunu servisin kendi söylediği şey bu. Garantiye girmeme konusunda. İkisi de son derece kaliteli telefonlar. Isınmayı metal kasa biraz daha fazla iletiyor. O yüzden ikisi de oyun oynadığınız zaman ısınıyor. İkisi de 4K çekim yaptığınız zaman arada 30 saniye fark olsa bile belli başlı limitlere takılıyorlar. G3 orada biraz daha avantajlı. Sony'nin kamerası teknik özellikler olarak kağıt üzerine baktığımız zaman 20 megapikselle, daha büyük sensörle, Sony'nin teknolojiyle, lensle çok daha üstün gözüküyor. Ama pratikte çektiğimiz fotoğrafların kalitesine baktığımız zaman ikisi de harika fotoğraflar ortaya koyuyor ve aradaki temel fark renk tonlarındaki göze ufak farklılıklar. Yani çok ufak farklılıklar. Evet. 13 ile 20 arasında daha büyük fark bekliyor insan. Doğru. Z2'de zaten Ali tavsiye edilen fotoğraf modu Intelligent Auto modu. O modda da 8 megapiksele düşürüyor çözünürlüğü. 20 megapiksel çektiğini dijital olarak 8 megapiksele daraltıyor. Evet.
LG G3'te de çektiğiniz fotoğrafları zaten nasıl diyeyim, düşük ışıkta çektiğinizde biraz pastellenme yapıyor. Z2'de de grenlenme yapıyor. Bunlar hep ince detay. Yani telefonun ana tercihinde bir şey değiştirmiyor. Bir su geçirmezlik farkı var. Bir de G3'te bariz şekilde ekranın daha geniş olması var. Evet, ekranı sonuna kadar kullanıyor G3. O açıdan çok fark yaratıyor. Tasarımda o çok daha güzel gözüken bir şey bence. Şimdi senin kişisel görüşünü isteyeyim ben Recep. İkisini de bu kadar kullandık, denedik. İki telefon arasında kaldım. Şimdi bunlar arasında tercih yaparken neyi kıyaslarsın ya da nasıl düşünüyorsun? Z2 ile G3. Zor soru ama elimden geldiği zaman zor soru sormamız gerekiyor izleyiciler için. Çünkü teknik özellik olarak baktığınız zaman devasa fark yok dediğiniz gibi. Şimdi benim ilk sorgulayacağım şeylerden bir tanesi Ali. Hı-hı. Su geçirmezlik benim ne kadar işime yarayacak yani. Evet. Telefonum da hadi gün içerisinde mutlaka yağmurda. Benim bugüne kadar telefonum mutlaka yağmurda su damlamıştır ve bundan bir zarar görmedi telefonum. Görmedi değil mi? Evet. Üzerine su ve çay döktüğünde bir şey oldu mu? Hayır ya, çay ben döktüm. Ben dökmedim. Açısı. Çay veya su da dökmedim. Yani aşırı derece telefonumu sudan dolayı bugüne kadar hiç kaybetmedim. Evet. Hiçbir telefonumu sudan dolayı kaybetmedim. O yüzden suya dayanıklılık ne kadar benim ihtiyacım, bunu bir sorgularım. Çok da ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Dipnot düşeceğim. Ben geçtiğimiz günlerde notucu kazayla yaklaşık şu derinlikte suya düşürdüm. Kovanın içine düşürdüm. Evet, bunu becerdim. Düşürdüğüm gibi anında çıkardım. Onu söyleyeyim yani. Düşmesiyle benim çıkarmam bir oldu. Bataryasını çıkardım vesaire. Onunla ilgili ayrı bir rehber belki çekebilir. Suya düşen telefonu ne yaparsınız diye. Telefonum bozulmadı. Şans eseri. Ama işte insanlarda biliyorsun bu tür konularda bir korku var. Orada başkaları farklı şekilde düşünelim. Doğru. Suyu bir kenara bıraktık. Evet. Diğer özelliklere baksam. Suyu bir kenara bıraktığımızda fiyata göre sunulan depolama kapasitesi benim biraz dikkatimi çekiyor Ali. Xperia Z2'nin 16 GB'lık kapasitesinin fiyatına LG G3'ün 32 GB'lık kapasitesini alabiliyorum ki bunlar firmanın kendi garantisi. Yani Sony garantili fiyat, evet, ve LG garantili fiyat. Bunlar ithalatçı firma garantisi değil. Dubai'ye paralel ithalat. Tabi diğer edinme metodlarına bakmıyoruz. Aynen. Bunlara herhangi bir destek sunmuyoruz sevgili izleyiciler. Niye sunmuyoruz? Birileri getirip satıyorsa ve bundan markayı mesela zarar uğratıp kar ediyorsa, evet, tüketiciyi bazen mağdur ediyorsa bunun sorumluluğu kimsede değil. Aynen. Tüketici o noktada riski kendi üzerine almış. Yani olur. Sony garantili bir cihazı 16 GB'ı 2000 TL'ye sanırım alıyorsunuz. Onu söyleyeyim. 3 GB RAM'i var. 16 GB depolama alanı var. Z2'yi şu an 2000 TL'ye alıyorsun. Evet. Resmi fiyat ve piyasadaki fiyat bu. Ucuzlamış hali. Evet. G3'ün 3 GB RAM aynı miktarda RAM ama 32 GB depolama kapasitesi sahip versiyonu yine 2000 liraya alıyorsun. 1 GB RAM'den fedakarlık edersen 16 GB depolama kapasitesiyle 1800 liraya. Yani 200 lira daha ucuza alabiliyorsun. Anlıyorum. Burada erişilebilirlik açısından 200 liralık bir farkla aynı depolama alanı ama daha az RAM'le G3 edinme seçeneğinde var. Evet. O 1 GB RAM'de neyi değiştirir? Şu an amiral gemisi telefonlarda inanılmaz büyük bir değişikliğe yol açmıyor. Ama telefonunun 4 sene ömrü olması için ileride RAM ihtiyacı çok artarsa diye ben 2 GB'lık, 16 GB'lık versiyonun yerine G3'te derim ki 32 GB'da alın alabiliyorsanız. Her zaman biraz daha yüksek kapasite ve yüksek RAM'den yöne tavsiye veriyoruz ki bir uzun ömürlü olsun. Ama 4 sene kullanılmasının hiçbir telefonda, iki telefonda da garantisi yok. Neden yani acaba? Mümkün değil açıkçası. Bunun aslında en büyük nedeni bir donanımsallıktan öte ziyade insanların belli bir sürede telefondan sıkılması ve telefonu değiştirmek istemesi. Bir de telefona mesela firma yazılım güncellemesi sunuyor mu sunmuyor mu? Şimdi evet. Z2 ardı ardına çok güzel güncellemeler aldı. Çünkü Z2 piyasaya çıktığı zaman yazılım sorunları çok fazlaydı. Evet. 4K çekim modunda daha hızlı ısınıp daha hızlı kapanıyordu. Oyunlarda daha fazla çökme vardı. Alarm ışığı daha fazla yanık kalıyordu. Kimi modellerde kasa açıklığından şikayet ettiler. LG G3'te değil ama G2'de ekranda renk sararması gibi şikayetler vardı. Evet. Bunları özellikle Teknobat sosyale girdikleri zaman kullanıcıların kendi kişisel deneyimleri 6 ay, 1 yıl sonra başa gelen sorunlar şeklinde görebiliyorlar. Bir de yeni modeller çıktığı zaman aslında bu eski modeller amiral gemisi yarışında hemen G3'ün ardına G4'ü çıkarmadı LG ama Sony hemen Z3'ü çıkardı. Evet. Bunun fiyatı düştüğü için daha erişilebilir oluyor. Şimdi Z2 ve G3 daha da çekici hale geliyor. Hatta G3 bile değil G2 insanlar gidip alıyor. Doğru. Düşük fiyat segmentine kayıyor ama o biraz piyasa analizine giriyor. İki telefonun arasında ben de kendi görüşümü söyleyeyim Recep. Bol bol su kenarı ya da sakar olduğumu biliyorsam, çok sık düşürüyorsam su geçirmezliği için Z2 tercih ederim. Evet. Ama iki katı depolama alanıyla daha uzun süre fotoğraf çekmek, bir de şu çerçeve genişliği çok hoşuma gittiği için, özellikle renkleri ve ekranın sıfır çerçeve olması hoşuma gittiği için tasarım olarak, tasarımı da farklı olduğu için G3 biraz daha iyi ederim. Çünkü G2 çok başarılıydı. Orada benim biraz daha sempatimi topladı. Evet. Bu bizim kişisel değerlendirmelerimiz.
Burada Ali, benim aslında aklımdaki tek sorulardan bir tanesi ya da ileride başıma gelebilecek sorulardan bir tanesi. Şimdi bu telefonların güncellemesi bitecek bir noktada. Bir noktada bitecek ama amiral gemisi olduğu için orta yani, seviyenin kaderini paylaşmayacak. Paylaşmayacak. Abi. Aynen, belli bir seviyeye kadar güncelleme alacak. Hani şöyle bazıları vardı, telefonu ben sonuna kadar kullanayım diyenler için bunu söylemek istiyorum. Xperia Z2'ye ROM atmak biraz daha kolay gibi. Çünkü flash tool aracı biraz daha kolay. Ama LG'nin ROM atma olayı biraz daha zor. Hani o beni biraz şey yapıyor ama o da bayağı yazımsal ilerledi. Çünkü benim kullandığım telefon Optimus 3D'ydi. Ve Texas Instruments chip kullanıyordu. Güncelleme gelmedi. Orada biz daha ilk G2'yi incelerken insanlara bir uyarıda bulmuştuk. Bakın demiştik. Daha önceki güncelleme hanesi pek iyi değil. Evet. Onu G2 incelerken söyledik. Z2'yi de şimdi incelediğimiz sıralarda, bu karşılaştırma yaptığımız sıralarda orta modellere desteği kesti. Eski geçen bir senelik telefonları Sony. Ama Z2'den desteği o kadar çabuk kesmeyecek. Yine de bu politika karşısında Z3'ü beklesem mi diyenler, Z2'de biraz ikircikte kalırken G3 yenisi çıkmadığı için, güncelleme için biraz daha iyi göz kırpıyor. Son bir nokta daha. Evet. Daha yeni bir update aldı bu telefon. Doğru. Hatta update'inin sürümünde şimdi hemen sizlerle paylaşacağım. İncelemeden sonra, biz inceledikten sonra bir güncelleme daha geldi Xperia Evet. Z2'ye. Karşılaştırmada yine en güncel sürümünü kullandık. Yani şu mevcut 17.1.2.A.0.314 diye bir derleme numarası var. Yani ikisi de Android 4.4.2 ama firmware'i gelişti. Ve değişen firmware ile birlikte senin uyguladığın root yöntemi de engellendirecek. Yani benim tavsiyem, root edeceklerse, rehberi uygulayacaklarsa sistem güncellemesini yapmadan önce kök dizin yetkisini elde etmeleri. Bir de bu önceki güncelleme ile birlikte uygulamaları SD karta taşımak için root atmana gerek kalmadı. O güzel. Yani süper. Yazılım desteği şu an ikisine de çok güzel bir şekilde gidiyor. Hangisini tercih ederseniz edin, uzun süre memnun olarak ve en son oyunları, en son uygulamaları kaldırmama sorunu olmadan, RAM yetmeme sorunu olmadan, işlemci sıkıntısı olmadan, Wi-Fi ve 3G bağlantı sorunları olmadan kullanabilirsiniz sevgili izleyiciler. Konu sizin artık hem estetik tercihinize hem de bu aradaki dediğim gibi depolama kapasitesi ve de bu Gorilla Glass 3, bu şey, bu detaylar arasında kişisel kararınıza kalıyor. Doğru. Bir önemli nokta daha var Ali. Kapatmadan önce onu da mutlaka belirtelim. Z2'nin pili değiştirilemiyor. Evet. Pili ancak servise yollayıp değiştirtebilirsiniz. Ya da gideceğiniz 3. parti garantiyi bozacak bir telefoncuda. Evet. Ama G3'ün istediğiniz zaman çıkartıp pilini değiştirebilirsiniz. Esas uzun süre Android kullanmış olanlar için pil değiştirebilme orada önemli tercihlerden bir tanesi. Evet. Böyle iki tane telefonla karşılaştırdık. Bize sorularınız olursa Teknopat Sosyal'de her zaman bekliyoruz. Kanalımıza yeni karşılaştırmalar, firmware rehberleri için abone olmayı unutmayın. Sitemizi takip edin. İki telefon arasında dediğim gibi çok da fazla kalmaya gerek yok. Sevdiğinizi, beğendiğinizi alın. Tasarım olarak açıkçası hangisini beğeniyorsanız onu alabilirsiniz. Teknik açıdan en ufak bir aksaklık ya da aksaklık demeyeyim de bir teknik takılma. Bir kusur, büyük bir eksiklik söz konusu değil. Büyük bir eksiklik söz konusu değil. Büyük bir performans farkı yok aralarında. İkisi de sizi performans olarak memnun edecektir. Zaten ikisinde de Snapdragon'un neredeyse eşte. Aynen öyle. Şimdi her finalde yine şeyi söyleyelim, resmi garantili olanı almaya özen gösterin. Aynen. Üretim sorunlu olan ürünler size denk geldiğinde o Ahmet Mehmet firmasının kişisel garantisine güvenmeyin. Ne olmuş, kasası biraz açıksa değiştirmiyorum dediği zaman siz mağdur olmayın sevgili izleyiciler. 200 TL'den tasarruf edeceğim diye para ithala cihazlar alırsanız gerçekten kargo masrafları gönderip alırken 15 gün telefonsuz kalmak, bir ay telefonsuz kalmak daha büyük sıkıntı. Resmi aldığın garantili üründe bile binde 1, binde 3 hani çok şeyse eğer, ucuz bir ürünse %3 çıkma ihtimali var, bozuk çıkma Doğru. ihtimali var elektronik ürünlerde. Bu tür şeylere dikkat etmeyi biz her zaman önemli tavsiye ediyoruz. Evet, ucuz etin yehnisi, yahnisi yavan olur diyorum. Sizler birlikte LG G3'te Xperia Z2'yi karşılaştırdık. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bir başka karşılaştırmada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.